Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz, son dakika bir elimize ulaşan haberi sizlerle paylaşacağız. İran resmen katliam yaptı. Ukrayna halkını havadan vurmaya devam ediyor. Türkiye'ye satışı yasaklanmıştı. Ukrayna'yı vuran İran SİHA'larında çıktı. Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya karşı kullanıldığı için Türkiye'ye ihracatı yasaklanan Avusturya malı motorlar, Avrupa Birliği ambargosuna rağmen Rusya'nın Ukrayna'yı vurduğu İran SİHA'larında ortaya çıktı. Haftalık Alman gazetesi Zeyt'te İran Mohajer 6 SİHA'larında da kullanıldığı ortaya çıkan Avusturya malı motorlar hakkında analiz şu şekilde. En son Ukrayna'da olduğu gibi silahlı insansız hava araçlarında tekrar tekrar Avusturya'dan gelen motorlar ortaya çıkıyor. Bu nasıl mümkün olabilir ve neden engellenemiyor? Kıymetli izleyenler, Ukraynalılar Eylül ayı sonunda Karadeniz üzerinde bir insansız hava aracını düşürdüklerinde muharebe insansız hava aracının sadece fiziksel değil diplomatik patlayıcıda taşıdığından haberleri yoktu. Ukraynalı askeri istihbarat görevlileri daha sonra 5,67 metre uzunluğundaki aracı söktüklerinde karşılarına Avusturyalı şirket Notax'ın motoru çıktı. Rus ordusu haftalardır İran SİHA'larıyla Ukrayna'daki sivil hedeflere ve altyapıya saldırıyor. Mohajer 6 SİHA'sına batılı diğer bileşenlere ek olarak bir Avusturya motorunun takılmış olması kafa karışıklığına neden oluyor. Rotax motoru da dahil drone'un fotoğrafları da yayımlanan Ukrayna İçişleri Bakanı'nın danışmanı Anton Grashtenko, o Avusturyalılar motorlarının Ukraynalıları öldürmek için kullanılan İran drone'larına takılmasını engellemek zorundadır, diyor. 1970'ten beri Kanada Bombardier grubuna ait olan RTP Rotax şirketinin uçak motorları hobi pilotları için altın standart olarak kabul ediliyor.